Emekliler zamlı maaşlarını aldı biliyorsunuz. Gözler şimdi bayram ikramiyelerinde. Geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4000 lira ikramiye almıştı emekliler. Bu yıl ikramiye ne kadar sorusuna yanıt arıyorlar tabii. Biz de o yanıtı araştırdık. Öne çıkan formül toplam ikramiyenin en düşük emekli maaşı olan 10.000 liraya eşitlenmesi. Bu da emeklilerin iki bayramda 5.000 lira ikramiye alabileceği anlamına geliyor. İşte olasılıklar. Biz hükümet olarak da bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede de başlayabiliriz bu çerçevede. Önce sinyali geldi, çok geçmeden de çalışmaların başladığı haberi. Yılda iki kere ödenen bayram ikramiyesine zam yolda. Sayın Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Emekliler 2023 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4000 lira ikramiye almıştı. Erdoğan, emekliler yılı kapsamında talimat verdi, zam için olasılıklar netleşmeye başladı. İkramiyeye refah payı dahil %49,25 oranında zam yapılırsa emekli ikramiyeleri 3000 liraya çıkacak. İki bayramda toplam 6000 lira ikramiye hesaplara yatacak. 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus verilen 5000 liralık ikramiyenin bu yıl iki bayramda da verilmesi konuşulan bir diğer formül. Böylece en düşük emekli maaşı oranında ikramiye verilecek. Kabul görürse emekliler bu yıl Nisan ve Haziran aylarında toplamda 10.000 lira bayram ikramiyesi alacak. Uzlaşılan formül jet hızıyla meclise gönderilerek yasalaşacak ve emekliler bu yılki ikramiyelerini zamlı alacak. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Emeklinin hayatının kolaylaştırılması için de Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlık ve kurumlar kapsamlı çalışmalara başladı. Emeklinin 65 yaş kartı geçmeyen toplu ulaşım araçlarını indirimli kullanması yapılacaklar listesinde ilk sırada. Tren ve uçak biletlerinde indirim de masada. Emeklinin su, elektrik ve doğalgazdan da indirimli yararlanabilmesi üzerinde çalışılıyor. Yine büyük şehirlerde emekli için kira yardımı seçeneği içinde maliyet hesabı yapılıyor. Kamu tesislerinde indirimli tatilde emekliler için atılması planlanan adımlar arasında yer alıyor.